Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kripto para analizi yapacağız. Haftalık bir kripto para analizi yapacağız. Çünkü Twitter'dan ben günde 5-6 tane tweet paylaşıyorum zaten minimum. Özellikle Bitcoin, Ethereum, Ripple, işte böyle belli başlı Solana, Pepe, Floki bile paylaştım. Bu tarz analizler paylaşıyorum ama yani paylaştıkça bir yerden sonra piyasada hareket olmayınca her şey aynı kalıyor. Bugün de böyle bir haftalık yapayım der dedim. Böyle 3-4 günden beri yaşadıklarımızı bir toplayalım. Sonrasında da önümüzdeki hafta neler yapabiliriz? Bunları bir piyasada bir analiz edelim dedim. Şimdi ben bu yayında herhangi bir grafik falan göstermeyeceğim. Sadece bir şeyleri açıklamaya çalışacağım. O yüzden de ekranı kapatıp sadece sesi dinleyerek başka grafiklerle işlerinize uğraşabilirsiniz. Böyle bir video yapacağım. Şimdi son 3-4 günden beri neler yaşadık? Aslında son 3-4 günden beri piyasa düşüş eğilimini bize açıkça gösterdi. Her şey yükselen trendin bozulmasıyla başladı. Ki yükselen trendin bozulduğunu biz Twitter'da zaten söylemiştik. Twitter'da tüm fenomenler hemen hemen söyledi. Böyle tabii insanları şillemeye, böyle gaza getirmeye çalışanlar hariç, etkileşim yaratmaya çalışanlar hariç herkes yükselen trendin bozulduğunu söyledi. İnsanların hepsi hemen hemen boğa dinamiklerini çok sevse de piyasalardan ayı döneminde de çok ciddi paralar kazanılabilir. Ve insanlar hep boğa gitti diye, biraz düşüşler başladı diye moralleri bozuldu. Hatta hep düşüşlerin devam edeceğini ummaya başladılar. Ama olaylar öyle olmadı. Yükselişlerin devam edeceğini düşünmeye başladılar. Ama olaylar öyle olmadı. Yükselen trendin kırılımı bize ilk sinyallerinden birini verdi. İkinci sinyal olaraktan 20 günlük ortalamayı biz aşağı yönlü kırdık. 20 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırdığımızda zaten bu bariz ikinci sinyalini bize verdi. 20 günlük ortalamanın aşağısında kalan bir meta, bu kripto olmak zorunda değil. Borsa da olabilir, altın da olabilir, dolar da olabilir, euro da, her şey olabilir. Yükseliş dönemini bitirmiştir veya ara vermiştir. Yani konsolidasyon dönemine girmiştir. Böyle konsolide oluyordur ufak ufak. İşte biraz karları realize etmeye başlıyorlardır. Biraz sakinleme dönemine başlamışlardır. Ya da en kötü bir fake atar, tekrar çıkar. Ama biz zaten iki tane şeyi doğruladıktan sonra uzun zaman 67.000'de bir destek bulduk ve burada kaldık. 67.000-69.000 aralığında bir süre devam ettik. Bu sürede devam ettikten sonra 67.000'den sonra tekrar dönüyoruz mu acaba diye şeyler başladı. 20 günlük ortalamaya tekrardan bir değdik ama bu maalesef ki Bitcoin'in genel şeyidir böyle. Hani bir destekten sonra bir 20.000'i test etme, 20 günlük ortalamayı bir test etmeye çalışır. Biz tekrardan gittik ve tekrar 20 günlükten reddedik. 67.000 desteğine tekrar geldik. Ancak en son FED olayını bekledik. İşte FED'den gelecek açıklamalar. Powell gayet şahin konuştu. Hiç böyle güvercin falan konuşmadı. Bizim daha elimizde yeterli meta yok, veri yok, daha devam edeceğiz dedi. Bunları dedikten sonra kriptolar 67.000 desteğini de hemen, yani o arada bir çıkmaya başlamışlardı ama akabinde 67.000 desteği de kırıldı. 67.000 desteği kırıldıktan sonra Twitter'dan ben şunu paylaşmıştım. Geride artık tek desteğimiz 50 günlük ortalama. 50 günlük ortalamaya biz bir baktık. 50 günlük ortalama 66.500'lerdeydi tahminen. Şu an tam rakamı hatırlamıyorum. Oralardaydı. 66.000-66.500 aralığındaydı. Biz 50 günlük ortalamayı uzun bir süre destek olarak savunduk. Çöktük, tepki aldık 67.000-68.000 lira. Sonra tekrar düştü, test ettik. Ama dün akşam saatlerine doğru, yani cuma günü akşam saatlerine doğru, bunu şimdi ne zaman isterseniz bilmiyorum. Ancak cuma günü akşam saatlerine doğru 50 günlük ortalama kırıldı. 50 günlük ortalamanın kırılmasıyla birlikte kripto para piyasası artık bir fiil düzeltme dönemine girmiştir. Yani bu bir fake olarak kalabilir mi, kalamaz mı bilemeyiz. Ancak hafta sonu rehavetini bir kenara bırakıyorum ama 50 günlük ortalamanın altında kalmış hiçbir meta yükseliş döneminde değildir. Ya artık ayı dönemine geri dönmüştür ya da düzeltme dönemine girmiştir. Ben kripto para piyasaları için ayı dönemine girdi demiyorum. Ancak bana kalırsa kripto para piyasaları, başta Bitcoin olmak üzere, düzeltme dönemine girdi.
Biz zaten bir videom vardı benim yazın altcoin'leri dikkat diye. Orada ben Mayıs'ta bir düşüş bekliyordum ama Haziran'da gelmiş oldu bu düşüş. Haziran ayında bir düşüş geldi. Haziran ayındaki düşüşten sonra yaz aylarında da hacimsiz bir piyasa olacağı belliydi. Bunda böyle bir yorumum vardı. Düşüş geldi. Gelmeye devam ediyor. Şimdi 50 günlük ortalamanın aşağısında ne var derseniz 60 binlerde bir desteğimiz var. Ama 60 binlerdeki desteğin ben çok tutacağını sanmıyorum. Haber gelmezse, özellikle Ethereum ETF alanında bir haber gelmezse 60 binlerdeki desteğin tutacağını sanmıyorum. Ancak 200 günlük ortalama 54 binlerde 200 günlük ortalamanın 54 binlerde olması da bizim 54 bin aralığından tahminen tekrardan yükselişe geçeceğimizi işareti olabilir. Aşağılarına fitil atabilir ama ben de bir 42 binlerden bekliyordum. Aslında en dibi bir Bitcoin açısından hani ayı dönemi öncesi, boğa dönemi öncesinde, büyük rally öncesinde. Ancak 50-55 bin aralığından bir geri dönüş alabiliriz diye düşünüyorum. Ama böyle daha da dip, böyle daha felaket haberleri gelirse de 42.500 zaten çok güzel bir destek alanıdır. Şimdi Bitcoin yeni zirvelerden geri döndü. Bitcoin alanlar yani en fazla %10 zarardı. O da taş çatlasın. Yani %10 zarardı. Olay kitle çok azdır. Ama gelelim altcoinlere. Altcoinler gerçek anlamda çöküş yaşıyor. Hani ben artık yani short açıyorum. 2-3 günden beri Bitcoin'de short açıyorum, açıyorum. Bitcoin'de short açarken rahatım. Zaten çok yükselmiş bir coin'den bahsediyoruz. Ethereum'da yine 3-5 short açıyorum. İşte dirence gelmiş diyorum. Aa, buralara kadar düşer. Tamam. Ama mesela altcoin'lerde short açmaya çalışıyorum. İşte nereye gittik? Altcoin'lerde. AXE mesela. Şeyde paylaştım. Twitter'da paylaşmıştım. AXE'de short açmaya çalıştım. AXE'de ya diyorum ki 7 dolar. 7 dolardan short açıyorum AXE'ye. Yani kaça kadar düşecek? Yani zaten ayı döneminde dibi 5,5 dolar mı ne? Ayı döneminde dibi 5,5 dolar olanı Bitcoin'in 4x yaptığı yerde 7 dolardan short açıyorum ben. Short'u da çok tutamadım. Yani piyasa döner diye ne bileyim çok da tutamadım. O yüzden sattım 6,80'de. Ne öyle bir yerde sattım yüksek kaldıraçla girdiğim için oradan para kazanmıştım. Ama yani altcoin'ler cidden can sıkıcı noktalara geldi. Ama hep de böyle olur. Yani Bitcoin boğa dönemine girer, altcoin'ler boğa dönemine girmez. Çok sonradan dostlar alışverişte görsün diye biraz girer sonra asıl rallisini öl zaman yapar. O biraz çok ciddi sıkıntı yani altcoin yatırımcıları açısından ki bizim milletimiz Bitcoin yatırımcısı değil hep altcoin yatırımcısı olduğu için de altcoin yatırımcıları açısından bu durum gerçek anlamda çok sıkıntılı bir durum. Hani çünkü ben diyorum hani 7 5,5 dolara kadar düşer. Ama öyle bir dönem gelir ki biz ya artık bu dip daha altcoin'ler buradan ne kadar düşebilir dediğimiz yerden 1.99.99 tekrardan düşebilir. Altcoin'ler maalesef pek çok altcoin'in sıfırlanacağını herkes söylüyor ama bu piyasada temel olan tek şey Bitcoin'dir. Yani Ethereum bile değil. Ethereum bile yani ne diyeyim? Bitcoin'in bir felsefesi var. Anarşist yapıda bir felsefesi var ve sisteme karşı gelen bir felsefesi var. Diğer altcoin'ler maalesef ki birazcık daha inovasyona dayalı. Yani işte teknolojik yatırımlar falan bunlara dayalı sistemler. İşte merkeziyetsiz borsalar bunlar ama Bitcoin'in bir felsefesi var. O yüzden Bitcoin ebedi ama altcoin'lerin yani bugün Ethereum bile ana altcoin olarak kabul ediliyor ama yarın bir şey olur yerini kaybeder. Yani böyle projeler çok oldu geçmişte. Hani geçen boğadan beri burada olanlara, geçen boğada piyasada olanlara özellikle hangi coinler vardı ya? Mesela XM diye bir coin vardı 2017 boğasında. 2020 boğasında da güzel kazandırdı. Yani 2020 şu anki fiyatı 2020 boğasının pardon 2020 ayısındaki fiyatına falan denk yani o kadar düşük. Çok fazla altcoin çöpe doğru gidiyor maalesef ki. Meme coin çılgınlığı var. Meme coinlerde yani pek çok çöpe doğru gidiyor. Maalesef altcoinlerin çoğunluğu şu anki trend birazcık daha yeni çıkan coinlere dayalı. Projeleri de anlayabiliyorum.
tam şey gelmeden önce çok fazla haberleri yaymak istemiyor. Bir altcoin boğasını bekliyor çoğu yer. Ama diğer altcoin yatırımcısı açısından biraz durum çok sıkıntılı. Maalesef ki. Daha da sıkıntılı olmaya da devam edecek bu arada. Çünkü yani Bitcoin şu an düzeltme yapıyor. Dominans tekrardan çıkacak. Bazıları şey diyor, dominans 60'lardan falan geri döner. O hiç belli olmaz. Tekrar 70 seviyelerine çıkabilir. Çok fazla coin olmuş. Hiç belli olmaz. Yani Bitcoin'in olduğu yerde başkasının esamesi falan okunmaz. O yüzden Bitcoin bugün yarın gidip de 50 binlere geri çekilme potansiyeli var dedik. Yani Bitcoin'in %20 geri çekildiği yerde altcoin'lerin %50 geri çekilmemesi gibi bir sorun yok. Ama ben bu seviyelerin bile hala daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani altcoin yatırım yapsam, ben bu seviyelerden yapsam çok da kafamı takacağını düşünmüyorum. Çünkü bu seviyelerden bile minimum bir 5 katı kaybedecek şu altcoin. Çünkü boğa döneminde piyasaya para gidiyor, yapılıyor. Ama boğayı biraz geciktiriyorlar. Faiz art indirim süreçleri başlamadığı için. Ama 2025'te biraz gelmesi olası boğanın, daha böyle ciddi altcoin boğasının. Çünkü faiz indirimleri gelmeden bir şey de yapmak çok doğru da olacağını sanmıyorum. Ama bu seviyelerin bile uygun olacağını düşünüyorum. Yani AX'e sevdiğim bir coin değil. Hani sevdiğim bir coin olmadığı için short açmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ama ya başka coinlerin de mesela FTM, Phantom. Ya Phantom'a bakıyorum ben, 17 centlere kadar düşmüştü. Tamam, şu an 63 centte gidiyor. Zirvesi 3 dolarlarda. Ben Phantom'un mesela bu boğa döneminde geçeceğine inanıyorum. Ha, Phantom mesela 50 centlere düşse çok güzel. Bana kalırsa bir alım yer. Yatırım yapsam 5 dolarlara kadar çıksa yeni seviyesi olarak 10 katına çıkabileceğini düşündüğüm bir coin. Aynı şekilde Avax mesela 30 dolarlarda. Avax mesela ben boğa döneminde 100 dolarlara çıkabileceğini çok rahat düşünüyorum. Hani garanticiyseniz 20 dolarlara düşme potansiyeli var. Avax'ın grafiğini paylaşmıştım. 30 dolarlarda bir desteği var. Kırarsa 23 dolarlara kadar gidebiliyor. Ama bu büyük ihtimal yani oralara kadar gidebiliyor. Onları söylemiştim. Aynı şekilde mesela 23 dolarlardan bir Avax alsam. Ya ben 30 dolardan da Avax alsam çok kafama takma. 30 dolar da çok ucuz bir rakam. Ki ben geçen bu arada 30 dolardan Avax ayı dönemine girerken 30 dolardan Avax almıştım. Yine hemen hemen kar değil de maliyetlerden biraz satmıştık. Sonrasında 10 dolarlara düşmüştü ama Avax alınca çok da kafama takmamıştım yani 30 dolardan Avax alınca. Ama yani bu durumlar biraz karışık. Altcoin'ler için yani 2 ay çok piyasadan bir şey beklemenizi ben tavsiye etmem. Hani 2 ay ben piyasadan bir şey beklemiyorum sana. Ben yaz aylarında da bir şey beklemiyordum ki asıl kripto para yatırımlarını ben ciddi anlamda Ağustos sonrası yapmayı plan, hani yaz aylarında yapmayı planlıyordum zaten. Bu videonun da söylemiştim. Yapmaya vakti geldi. Hani Bitcoin 50 günlük ortalamada da tutunmadı. Tutunmadığı için de ben şu an hani altcoin'ler düşüklüğe girmek istemiyorum. Biraz bir düzeltme yapsın. Böyle %10, %20 bir Bitcoin bir fitilini açsın. Oralardan gireriz diye de düşünüyorum. Altcoin'lere bir acelem yok. Yani boğa kaçıyor, şöyle kaçıyor, böyle kaçıyor diye bir şey de yok. Sürekli şey yaparlar. Her ne zaman olur, Bitcoin 50 günlük ortalamanın üzerine tutunur. 20'yi de üzerine atar. 20'nin de üzerine atar. Yeni bir hikaye başlar. Altcoin'leri %10 üzerinden alırım. Yani 5x değil de 4x yaparım. Ama ne olur? Kafam rahat olur. Ha, buradan daha da düşerse 5x yerine 10x yaparım. Bu da var ama yine kafam rahat olur. Burada önemli olan yatırım yaparken ya da kripto paraları yatırım yaparken kafanızın rahat olması zaten. Kafam rahat olmazsa ya yorumlarda geliyor. Twitter'dan çok geliyor mesela özellikle. Almış yer %50 düşmüş coin. Yani moralleri çok bozuk insanlar. Şimdi bu insan doğru karar veremez. Bu insanın doğru karar verebilmesiyle ilgili bir şey yok. Yani doğru kararlar veremez bu insan. Veremediği için de sürekli yanlış kararlar vere vere para kaybediyor. O yüzden de öncelikle akıl sağlığınızı korumanız sağ olsun. Akıl sağlığını korumanız için de bir şekilde kendinizi güvende hissetmeniz lazım. Yani yatırımlarınıza güvenmeniz lazım. Çünkü burada yatırımlar çok ciddi bir mesele. Zaten bir sonraki videomun konusu da şey olacak. Madeni işlemler olacak. Kaldıraçlı işlemler. Hadi spot yatırımda bir şekilde para sıfırlanmıyor. Çok nadirdir sıfırlanan ama vadeli piyasalarda
para ciddi anlamda sıfırlanabiliyor. Şimdi vadeli piyasada para sıfırlanıyorsa işte o zaman orada bir şey var. Orada bir sıkıntı var. Onu çok dikkatli işlem yapmalıyız. Benim bir tanıdığım vardı ya, adam diyor ki ben 100x'ten aşağı girmiyorum. Abi sen 100x'ten ne yaptın? Ben giriyorum 50x 100x. Ya hayro ya mero. Yani bu böyle olmaz. Riskli. Bunun risklerini anlattım. Vadeli piyasalardaki riskleri anlattım. Bir videoyu yapacağım. Bundan sonra yayınlarım diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Şimdi yayın dönemim şöyle. Dün akşam bir canlı yayın yapmaya çalıştım. Ama ne bileyim, canlı yayından da 4000 saat dolmuyormuş. YouTube kabul etmiyormuş. Zaten YouTube'a 10 defa başvurdum. Hepsi reddedildi falan. O yüzden de birazcık daha şey yapıyorum. Kuralına göre oynamaya çalışıyorum. Buradan böyle videolar paylaşmaya devam edeceğim. Maalesef böyle videoları editlemeye, şey yapmaya, işte ben vakit ayırmak isterim. Severim de o işleri ama o kadar çok vaktim yok. Görüntü kalitesi düşük olabilir ama bu kendi kendime girdiğim bir iddia var. O iddiadan dolayı kameralarımı almayıp yatırım yaptım. Yani yeni bir kamera almayıp o parayla yatırım yaptım. Yatırım yaptığım için de kameram kötü. Bir de şöyle bir inata girdim. Buradan kazandığım parayla kamera alacağım. Sağlam bir kamera alacağım. YouTube'dan kazandığım parayla. O yüzden de onları bekletiyorum. Bunun haricinde Twitter'ı mutlaka takip edin. Twitter hesabımı açıklamalar kısmına yazarım. Twitter'ı mutlaka takip edin. Çünkü ben burada ya analiz videoları paylaşıyorum ama daha uzun vade için. Yani ben burada paylaştığım videoyu insanlar bir ay sonra izlediğinde ya da 5 yıl sonra izlediğinde de bir şeyler anlayabilsin diye paylaşıyorum. İşte ücretsiz eğitimler oluyor. Ya da ne bileyim, insanlar yani bir süre sonra izlediğinde de, o an değil de bir süre sonra izlediğinde de bir şeyler anlayabilsin diye yapıyorum. Bu videoları öyle yayınlıyorum. Amacım bu YouTube'da. YouTube zaten bir günlük, 2 günlük bir yer değil. 1 yıllık, 2 yıllık bir yer. Ama böyle videoları da, hani genel analizleri yaptığım videoları da yine haftalık, böyle aylık falan arada yayınlıyorum. Teknik analiz, temel analiz ama asıl teknik analiz, yani anlık grafik paylaşım falan Twitter'dan yapıyorum. O yüzden de Twitter hesabımı takip edebilirsin. Mavi tekimi falan aldım. Gayet güzel oldu. Güzel paylaşımlar yapılıyor. Görüntülemeleri iyi şu an için. Gayet oradan analiz paylaşıyorum, yani hani grafik paylaşıyorum. Direkt grafik paylaşıyorum coinler özelinde. Yine oradan Twitter'dan yazabilirsiniz. Hani paylaşmamı istediğiniz grafikler varsa DM'de atabilirsiniz. Yoksa direkt yorumlara da yazabilirsiniz. Ben onu paylaşırım yani. Onu ayarlarım. Twitter'da böyle aktif kullanmaya çalışıyorum. Teknik analiz için birazcık daha Twitter daha kullanışlı. O Twitter'ı takip edersiniz. Güzel olur. Onun haricinde videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bunun algoritmada çok ciddi bir avantajı var. Ve ayrıyetten OKEx borsası gizemli kutu etkinliğini bitirmiş galiba. Ben öyle bir şey görmedim. O etkinlik bitti galiba. Ancak başka etkinlikler var. Ben şimdi yine OKEx borsası indirimli komisyon kodunu ben aşağıya paylaşacağım açıklamalarda. Biz bir OKEx borsasının iş ortaklığı hesabına iş ortaklığı programı varmış. O programa ben YouTube hesabımı göstererek başvuruda bulunmuştum. Bir 2 haftalık süre sonrasında başvuru kabul edilmiş. Ve OKEx borsasının iş ortaklığı kısmına girdim. Girdiğim işinde bana bir şekilde komisyon indirimleri falan verdiler. Aynı şekilde bu komisyon indirimlerinden sizler de faydalanabiliyorsunuz. %30'luk bir komisyon indirimi gerçekten de ciddi bir rakam ve gayet de güzel bir rakam. Bunları, yani borsalara girdiğiniz zaman o komisyonlar çok can sıkıcı olabiliyor. Özellikle kaldıraçlı yaptığınız zaman. Çünkü mesela ya biz 100x falan girdiği için bizim toplum, hani adam 100 dolarla giriyor 10 bin dolarmış gibi giriyor. Hani binde bir bile komisyon alsan 10 dolar komisyon yapıyor yani. Bu kadar ciddi komisyonlar vermek zorunda kalıyorsunuz. Bunların da önemli bir kısmının iade edilmesi tekrardan. Komisyon indirimleri çok ciddi büyük paralarda avantaj sağlıyor. Aslında herkesin sermayesinde avantaj sağlıyor. Ayrıyetten şimdi bir baktım, bu iş ortaklığı kapsamına girenlerde özel etkinlikler oluyormuş. Böyle bedava airdroplar, işte ayrı ayrı ödüller, işlem aşımına göre ödül vermeler falan bir sürü oluyormuş.
Ben de bunlara da ufak ufak başvurularımı yapmaya başladım. Yeni yeni kampanyalar. Yani benim linkim aracılığıyla başvuruda bulunanlar, OKEx borsasına katılanlar aynı şekilde oralardan farklı farklı ödüller yeri geldikçe bedava airdroplar falan kazanmaya başlayacaklarmış. O yüzden de OKEx borsasına kayıt olmadıysanız aşağıya linkini bırakıyorum. Aslında MEXC borsasıyla da ben anlaşmıştım. MEXC borsasında da var böyle bir linkim. Onu da ben bırakayım aşağıya. Hani OKEx borsasına bizim takipçilerin çoğunun katıldığını ben düşünüyorum da MEXC borsasının avantajı ne? Şöyle söyleyeyim. MEXC OKEx borsası kadar büyük bir borsa değil MEXC borsası. Ama MEXC borsası nerede böyle shitcoin varsa hepsini yayınlayan bir borsa. Ama gerçekten böyle adını sanını duymadığınız ya da Twitter'da rastgele geldiğiniz coinler var ya, hani 1 milyon dolar market cap'li falan böyle çok minik projeler. Onların hepsini MEXC borsasında bulabilirsiniz. MEXC borsasının farkı nedir? Ya biz bunları zaten merkeziyetsiz borsalarda buluyoruz. İşte Phantom değil de Jupiter Swap'ta falan bulduğumuz yerleri eğer merkeziyetli bir borsada yatırım yapmak isteyeyim derseniz MEXC borsası var. MEXC borsasında linkini ben aşağıya bırakayım. Yine benim onda daha büyük avantajlar var. MEXC borsasının OKEx'ten farkı MEXC borsasında aşırı derecede şey var. Nasıl söyleyeyim? Kampanya var. Sürekli şu kadar açmak için şu kadar ödül veriyorum, şu kadar açmak için şu kadar ödül veriyorum, şunu yapın bu kadar. Sürekli böyle işlem veriyorlar falan ve çekebileceğiniz para da veriyorlar. Mesela yeni kayıt olanlara, şimdi bu aşağıdaki link aracılığıyla kayıt olanlara 20 dolar, yanlış hatırlamıyorum, direkt 20 dolar, 20 dolara kadar değil de direkt 20 dolar bir şey veriyorlarmış. İşlem ödülü veriyorlarmış. Yani bu nedir? 20 dolarlık, yani ne bileyim, Bitcoin'de 100x girseniz 20 dolarlık şeyle 2000 dolarlık bir işlem yapabiliyorsunuz. Yani 2000 dolarlık da Bitcoin gayet güzel para bu arada. Hani 20 dolarlık işlem ödülü falan veriyorlarmış size. Böyle komisyon indirimi falan değil. Direkt işlem ödülü. Yani o 20 dolarla işlem yapabiliyorsunuz. Yani yaparsanız o 20 dolarla 100x'lik bir kaldıraçlı bir şey yaparsınız. Kazanırsınız. Bir sermaye bile oluşturabilirsiniz. Borsaları bu konularda takip etmek çok önemli. Ben yine belki işinize yarar diye. Ben MEXC'yi çok nadir kullanırım. Ama yine de kullanmak isterseniz böyle indirimli avantajlar ya da ne bileyim kampanyalar falan bunları kullanmak isterseniz aşağıya ben MEXC'yi de bırakayım rahat olsun. Bunları bırakalım. Bugünlük yayın bu kadar olsun. Ne kadarlık sürdüğünü ben bilmiyorum. Bayağı bir uzun sürdü büyük ihtimalle ama. Yani biraz bu son birkaç günden beri bu şeylere ağırlık verdim. Hani hem YouTube kanalımı daha nasıl geliştirebilirim hem de Twitter hesabımı daha nasıl geliştirebilirim diye. Biraz ağırlık verdim. İşte Twitter'da mavi tik falan aldık. Bir şeyler yaptık. Premium'a geçtik. Premium Plus'a falan geçtik. Böyle şeyler. YouTube'da ufak reklam vermeye başladım ama YouTube maalesef bana sürekli problem hava karardı bayağı bir. Bu sıcakta. Evet. Bayağı bir karanlık oldu. O biraz şey oldu da. Şimdi ışığı açmaya gerek yok. Neyse. Zaten yayını kapatıyorduk. Bunları da daha da geliştirme yapacağız. Hani ses bir destek bekliyorum. Hani desteklediğim maddi bir şey değil zaten. Bir beğeni gayet de güzel olacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.